Mücadele gücü çok yüksek, işte size'ı çok yüksek olan bir takımla karşılaşacağımızı zaten biliyorduk. Ona göre de bir aslında taktiğimizi oluşturduk. İki tane de senaryomuz vardı. İlk yarı olabildiğince topu tutup ona göre pozisyon vermeden bitirebilmek. İkinci yarıda hücum oyuncularımızı atağa geçirip oradan da golü bulmak istiyorduk. Sadece yediğimiz gol dışında aslında bütün taktiksel disipline uyan oyuncularım devam ettirebildiler süreci. Hem senaryoya uymak hem de taktik anlamda vermiş olduğumuz her şeyi sahada görmekten dolayı son derece mutluyuz. Bizim için çok keyifli. Macaristan dünya sıralamasında 40. sırada. Biz 62. sıradayız. Aradaki 22 sıralık bir farka rağmen bu mücadeleyi gösterebiliyorlarsa kadın futbol anlamında aslında ne kadar ileriye gidebileceğimizi, ne kadar gelişime açık olduğumuzu da göstermiş olduk. O yüzden son derece mutluyum. Ama herkesin huzurunda bir kez daha söylemek isterim. Bu görmüş olduğunuz kızlar gerçekten ülkeler için canla başla mücadele eden, kadın futbolunun gelişimi için ciddi anlamda emek veren kızlar, onların her biriyle çok son derece gurur duyuyorum. Hocam, Z-Lig'in 6-6 maçı şimdi bir ilgili geldi. İlk maçta seçilebilirdi. Çok güçlü. Bu ilk iki maçta netif izlenimleriniz oldu. Kalan süreç için ne söyleyeceksiniz? Hedefimiz ne olacak bizim? Bizim hedefimiz bir kere kesinlikle B liginde kalmak. Öyle A ligine hiç gidelim gibi çok hızlı adımlar atmak istemiyoruz. Bizim adımlarımız yavaş ama sağlam olsun istiyoruz. Biz bu C ligindeki süreci de 4 sene içerisinde inşa edebildik. Yapılan yatırımların karşılığı ve oluşturduğumuz takımın meyvelerini daha yeni yeni topluyoruz. Tabii ki B liginde kalıp hiç C'ye düşmeden grubu İsviçre'nin arkasında belki ikinci bitirip yine 2025 playofflarına kalmak istiyoruz. En büyük hedefimiz de bu. O yüzden Macaristan maçı çok kıymetli bir maçtı. Çünkü hedef maçımızdı. Macaristan'ı şimdi alt sıramıza attıktan sonra önümüzdeki ay Azerbaycan'la hem içeride hem dışarıda maçımız olacak. Onları da kazanıp ondan sonra da 9 puan yapıp rakiplerimizin ne yaptığına bakmak istiyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu arada tüm izleyenlerimizin bayramını kutlamak isterim. Mübarek Ramazan bayramında buraya gelip bizleri destekleyen tüm seyircilerimize sonsuz teşekkürlerimi ederim. Ve aynı zamanda Kadınlar Milli Takımın kalecisi Selda Akgöz'ün annesi rahatsızlanıp ameliyat olduğu için kadromuzdan çıkartmak zorunda kaldık. Pamuk annenin de ellerinden öpüyorum burada. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.